Kendin Yaparsın YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar, polisaj makinem geldi. Şimdi sizlerle birlikte şöyle kutusunu açmak istiyorum. Bilmeyenler için hemen belirteyim. Polisaj makinesi zımpara yapmak için ve daha çok pasta cila yapmak için kullanılan devir ayarlı bir makinedir arkadaşlar. Görünüş olarak avuç taşlama makinelerine çok benzese de onlardan çok önemli bir farkı var. Bunlar, yani polisaj makineleri, devir ayarlıdır ve devir sayısı avuç taşlamaya göre oldukça düşüktür. Biraz sonra daha detaylı olarak bahsedeceğim. Kutusunu açtım şu şekilde. Bunlar garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. İçinden bir tane peluş başlık çıktı arkadaşlar. Bu cila yapmak için kullanılıyor. Evet, ve bir tane de pasta süngeri çıkıyor içinden. Şekilde. Evet, burada da arkadaşlar polisaj makinemizin cırt tabanı var. Evet, üzeri cırt cırtlı arkadaşlar. Ve bunlar da zımpara kağıtları. Bu 60'lık 60 kum. Evet, 80 kum. Ve 120 kum olmak üzere 3 tane. Devam edelim bakalım. Bu da arkadaşlar polisaj makinamızın tutma kolu ve bağlantı aparatları var. Bunların nasıl monte edildiğini de biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu da arkadaşlar polisaj makinamız. Bunu şöyle kutusundan çıkarayım. Ürün solo bir ürün. Yani bataryası dahil değil. İsterseniz bataryalı olarak da tercih edebilirsiniz. Evet, marka tercihi size kalmış. Birçok marka polisaj makinesi üretiyor arkadaşlar. Sevdiğiniz bir markanın polisaj makinesini tercih edebilirsiniz. Evet, minimum 500 devir, maksimum 3000 devire çıkabilen bir ürün. Model numarası da bu arkadaşlar, merak edenler için belirtmiş olayım. Önce tutma kolunu monte ediyorum. Kolu yerine oturttuktan sonra 2 adet vidası var. Alyan anahtarıyla bu vidaları sıkılıyoruz. Ben şunu da hemen belirteyim. Daha önceden aldığım ürünlerden dolayı batarya ve şarj ünitesi olduğu için fiyat uygun olması açısından ben bataryasız tercih ettim. Siz isterseniz bataryalı alabilirsiniz. Evet, gayet şık bir ürün. Şimdi polisaj makinamızın tabanlarını takalım. Bu şekilde çevirerek takıyoruz. Ve burada kilit düğmesi var. Buna basarak kilitledikten sonra sıkılıyoruz. Daha sonra kullanıma hazır olmuş oluyor. Evet, bu marka kartını da çıkaralım. Ben de daha önceden aldığım ürünlerden 2 amperlik bir batarya var. Ama şunu hemen belirtmek istiyorum. Daha iyi sonuç alabilmek için en az 3 amperlik bir batarya kullanmamız lazım. Ben şimdilik bunu da deneyeceğim ama daha sonra 3 amperlik bir tek batarya sipariş edeceğim. Şimdilik bununla deneyelim. Evet, bu düğmeyi sağa çekerek açıyoruz arkadaşlar. Sola çekip kapatmış oluyoruz. Sıfır gösteriyor ekranda ve artıya basıp çalıştırmış oluyoruz. Artıya basarak devir sayısını artırıyoruz. Evet, bu şekilde
artırıyoruz ve düşürmek için de eksi tuşuna basıyoruz. Evet, şimdi dışarı çıkıp birkaç deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, önce pasta uygulaması yapacağım. Şöyle bir miktar pastamızı sürelim. Evet, gayet iyi arkadaşlar. Şimdi süngeri çıkarıp peluş başlığı takacağım ve cila uygulaması yapacağım. Daha sonra daha detaylı bir pasta cila videosu çekeceğim ama şimdi sadece denemek için yapıyorum. Şu şekilde peluş başlığı takıyoruz. Bir miktar cila döküp cila uygulamasını yapacağım. Biraz fazla kaçtı ama önemli değil. Şu şekilde dağıttıktan sonra cilamızı uygulayalım. Evet, sonuç gayet güzel. Beklediğimden daha iyi diyebilirim. Dediğim gibi pasta cila ile ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. Şimdilik sadece makineyi denemek için kısa bir çekim yapmış oldum. Şimdi merak edenler için bir de zımpara yapmak istiyorum. Şöyle kısa bir çekim yapacağım. Şöyle zımpara kağıdını tabanlığa yapıştırıyoruz. Biraz hafif bastırdıktan sonra şu anda kullanıma hazır. Evet, pürüzlük tamamen gitti arkadaşlar. Sonuç gayet güzel. Zımpara yapmak ve pasta cila çekmek için gayet güzel bir ürün. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.